Dukaduroğlu ilçemiz e, göreve geldiğimiz iki buçuk yıldan bu yana ilçemizin en önemli ihtiyacı olan altyapı sorunuyla ilgili e, yoğun bir yatırım e, aldı. Altyapıdan kastımız da bu bölgemizdeki asfalt, kilit park'a kaldırım, park e, gibi eksikliklerin giderilmesiydi hem şehir merkezindeki mahallelerimizde hem de kırsal mahallelerimizde yoğun bir çalışmayla bu işi artık %95'ler oranında bitirdik diyebiliriz. Şehir merkezindeki mahallelerimizin en küçük sokaklarına varıncaya kadar, en dar sokaklarına varıncaya kadar durumuna göre asfalt ve kilit parke ile bu bölgeleri kapladık. Aynı şekilde kırsal mahallelerimizde yoğun bir kilit parke seferberliği yaptık ve artık kırsal mahallelerimizde de o bölgede yaşayan hemşerilerimizin ayakları çamura değmemekte. Şehir merkezindeki mahalle standartlarına kavuşmuş bulunmaktalar. Dolayısıyla bölgemizde altyapı ile ilgili, yolla ilgili, kilit parke ile ilgili bir sorunumuz artık kalmadı diyebiliriz. Ee, bölgemizdeki insanların kendi imkanlarıyla karşılayamadığı birçok ihtiyaçlar söz konusuydu. Bunlarla ilgili biz devreye girdik ve bu hemşerilerimizin bu ihtiyaçlarını bizim kendi imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalıştık tabi bu işin bir boyutu Bunun dışında biz artık belediye olarak bölgemizdeki insanların her şeyinden sorumluyuz onların eğitiminden kültüründen sosyal yaşantısından vesaire ve bunlarla ilgili altyapıyı da mümkün olduğu kadar oluşturmaya çalıştık çeşitli konferans Toplantı, organizasyonlar düzenleyerek güncel konularla ilgili bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi bilgilendirdik. Bunun dışında bölgemizdeki genç kardeşlerimizin ve hemşerilerimizin faydalanması için şehrimizde de bir ilk olan Kitap Kafe'yi gerçekleştirdik. Kitap Kafe yaklaşık iki yıldır hemşerilerimize hizmet vermektedir, yoğun bir talep görmektedir. Bir uğrak noktası olmuştur Kitap Kafe. Ve e, inşallah e, bu tip organizasyonları da e, devam ettireceğiz. İşte Bölgemizde Ramazan aylarında çeşitli sosyal aktiviteler e, gerçekleştirdik. Hemşerilerimizle mahallelerde ortak e, iftar or organizasyonları yaptık. E, özellikle kırsal alanlarımıza dahi bu organizasyonlarımızı uzatmaya çalıştık. Ve tüm bölgemizde yaşayan hemşerilerimizle bir olmaya, beraber olmaya, e, ortak bir paydada buluşmak için her türlü organizasyonu yaptık ve hemşerilerimizle bir beraber olduk. Şimdi bizim eee seçim sürecindeki en önemli taahhütlerimizden bir tanesi kamu külliyesiydi. Bu kamu külliyesi de eee bölgede yaşayan kardeşlerimiz, ilçemizde yaşayan kardeşlerimiz tarafından merakla beklenen bir proje. Ama eee bu bir süreç alacaktı. Eee dolayısıyla bu süreç eee süreci biz iki buçuk yıldır buraya kadar getirdik. Sürecin uzun sürmesinin sebebi bizim kendimize ait bir arsamızın bölgemizde kamu külliyesi yapacak imarlı bir bölgenin bulunmayışından dolayı sıfırdan hiçbir şey yokken bu süreci başlattık. Ve bunun neticesinde de hemşerilerimize söz verdiğimiz gibi kamu külliyesi projesini artık ihale yapılacak aşamaya getirdik. Hem e, kamu külliyesinden kastığımız tüm kamu kuruluşlarının... E, Hemşerilerimizin hizmet alacağı, devletle işini göreceği tüm kamu kuruluşlarının aynı yerde olması alakalı bir proje. Bunda da artık sona geldik. İnşallah bir hafta içerisinde proje ihalesini netleştiriyoruz, neticelendiriyoruz. Bitti çünkü proje ihalesi artık sonuçlanıyor. Ve arkasından da artık ihale süreci başlayacaktır. Hedefimiz Ocak ayı içerisinde bunun ihalesini yapıp Ocak ayı sonunda ya da Şubat ayı başında da ilk kazmayı vurarak ve bir buçuk en fazla iki yıllık bir zaman sürecinde de bu projeyi bitirerek dönemimizin sonundan önce seçimlerden önce de hemşerilerimize kamu külliyesiyle inşallah buluşturacağız ve artık kamu hizmetlerini aynı bölgede daha yüksek standartlarda daha geniş mekanlarda daha üst standartlarda alması için en önemli altyapı olan bu kamu külliyesini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda kamu külliyesiyle ilgili Hiçbir sorunumuz, eksikliğimiz kalmadı. Hedefimiz Ocak ayı son itibariyle ihale edip, kazmayı vurup başlamak inşallah. Yeni yılımız e, malum e, İslam coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında e, çok yoğun e, olaylar yaşanmakta, üzücü olaylar yaşanmakta. Temennimiz inşallah bu üzücü olayların artık son bulması. E, ülkemizin içerisindeki birlik ve beraberliğimizin devam etmesi. insanlarımızın İnsanlarımızın e, daha e, güzel bir şekilde bu olayları analiz ederek ve çevremizdeki birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirerek bu tip terör olaylarının önüne geçilmesi, bunlardan netice alınmayacağının artık gösterilmesi. Şu ana kadar bunu Türk milleti sağ olsun göstermiştir. Yani terörden Türkiye'ye dizayn verilebileceği, terörden Türkiye'ye mesaj verilemeyeceğini başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, işte tüm bakanlarımız bunu her fırsatta dile getirmekteler. Biz de söylüyoruz bunu. Terörden kimse bize mesaj vermesin. Biz bunu elimizin tersiyle silip bir kenara atarız. Bizim bin yıllık birlik beraberliğimiz inşallah devam edecektir. Ve bölgemizdeki bu terör olayları da inşallah çok kısa zamanda sona erecektir. Bunun neticesinde hem bölgemize hem İslam alemine hem insanlığa huzur ve refah inşallah gelecektir. Bunları temenni ediyorum 2017 içerisinde. Böyle bir beklenti içerisindeydi inşallah. Müzik